Karanlık güçlerin amaçlarına ulaşmak için her yolu denemekten hiç vazgeçmeyeceği dönemlerden geçiyoruz. Dostlar, inanın 2014 Ocak ayında MİT tırlarının durdurularak aranması olayı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlamak bakımından çok önemlidir. Biden'ın talimatıyla bugünlerde devreye giren başka şekilde çabaları, hamleleri de tahlil etmek kolaylaşacaktır. Selamünaleyküm kardeşlerim. Kanalımıza abone olur ve bizi desteklerseniz sesimizin daha gür çıkmasına vesile olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Hadi başlayalım. Şaşacaksınız ama söyleyeyim. AK Partililerin CHP'lilerden öğreneceği çok şey var. Hangi birini sayayım bilemiyorum. Mesela ne olursa olsun burnundan hiç kıl aldırmamaları. Mesela sanki 19 yıldır AK Parti değil de kendileri tek başına iktidardaymış gibi mağrur halleri. Mesela onca aradan sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kazanmanın sevinciyle, yani hiç değilse ilk yıllarda aşkla, şevkle çalışacaklarına, polemikle ve mugalatayla vakit geçirmeleri ve bundan da hiçbir eziklik duymamaları. CHP'liler ense yaparken attıkları havayı, AK Partililer çok önemli bir projeyi hayata geçirirken bile atamıyorlar. Zaten Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bir projeyle AK Partililer gurur duyar duymaz, CHP'liler anında kendi cebinden mi yaptı diyorlar. Tabii bu lakırdının önceki safhaları var. Malumunuz önce yaptırmayız diye başlıyorlar. Engel olamayınca da çamur atıyorlar. Unutmuş olamazsınız. Ben Marmara'ya binmem su sızdırır. Çünkü AKP'nin yaptığı hiçbir şeye güvenmem diyen yazar çizerleri bile çıktı. İstanbul Havalimanı'na da orada çok rüzgar var, uçaklar inemiyor yollu çamur atmışlardı. Lakin meskur havalimanı uçuş rekoru üstüne uçuş rekoru kırdı. Gel gelelim cevapları yine hazır. Kendi cebinden mi yaptı? Öyle bir zihniyet ki mümkünü yok baş edemezsiniz. Bunların Faik Öztıraklarının üstadı azamı Kemal Derviş, IMF'den 1 milyar kredi almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir gecede 20 yasa çıkartmıştı. Türkiye'yi oralardan 128 milyar nerede sorusunun sorulabileceği seviyeye AK Parti değil de CHP getirseydi asla mala davara anlatır gibi izah etmeye kalkışmazlar. Siz mi kazandınız hesabını soruyorsunuz derlerdi. AK Partililerin bunlardan öğreneceği çok şey var dedim ama işin şaka kaldırır hali yok. Aman diyeyim. Nihayetinde Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek Türkiye'yi haydut devlet ilan eden Kılıçdaroğlu gibi bir liderleri var. Hadi bunları anlıyoruz. AK Parti dünyanın en iyi işini yapsa da takdir etmeyeceklerini zaten itiraf etmişlerdi. Peki bizim mahallenin muhteremlerine ne oluyor? Yanlış anlamayın, AK Parti'yi eleştirmesinler demiyorum. Tam aksine eleştirel mesafeyi hep savundum. Bu mesafeyi kaybederseniz pazarlama memuruna dönüşürsünüz de haberiniz olmaz dedim. AK Parti'de hatasıyla, sevabıyla sonuçta bir parti ve karşısında da Ebu Zerr'in partisi falan yok. Gerçekçi olalım. AK Parti'nin karşısında Kılıçdaroğlu ve %99 benzer olduğunu söylediği, yani ve bu söyleme itiraz etmeyen dostları var. Nedir bu hal? Ayasofya açılır, hani hilafet nerede denir. Taksim Camii açılır, eş zamanlı bilmem hangi mezarlıkta mescit kapatıldı yaygarası yapılır. İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti'yi kıyasıya döven bu muhafazakar dostlarımız, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı diye AK Parti'ye kıyasıya dövenlere karşı neden bu kadar sessiz? Mahut Sözleşmenin tarafı olmayan ABD'nin ülkemizdeki elçiliğinin Türkiye'ye bir kez daha sözleşmeden çekilme kararını gözden geçirme çağrısında bulunduk sözleri bile sessizliklerini bozmaya yetmedi. Bir kısmı direkt Lanzarote Sözleşmesi eleştirisine geçti. Yahu tamam, oraya da geliriz de. Muhafazakar mahallede sinsice nifak tohumları eken Kılıçdaroğlu'nun dostlarına hiç değilse İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir çift lafınız yok mu? Bunlara bel bağlayan karanlık güçlerin hiç vazgeçmeyeceği dönemlerden geçiyoruz. Başlara dedik bunu. Dostlar inanın, 2014 Ocak ayında MİT tırlarının durdurularak aranması olayı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlamak bakımından çok önemli. Biden'ın talimatıyla bugünlerde devreye giren başka şekilde çabaları, hamleleri de tahlil etmek kolaylaşacaktır. Önce FETÖ'nün 15 Temmuz'a giden süreçte bir kilometre taşı olan olayı kısaca hatırlayalım. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT'e ait araçları durdurularak arama yapıldı. Tarih 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişiminden bir hafta sonra. Akıl almaz bu olay devlet bünyesinde ilk defa yaşanıyordu. Tezgahın içinde jandarma generali,
Cumhuriyet Başsavcıları vardı. Devletin askeriyle savcıları birlik olup devletin istihbarat kurumuna baskın yapıyordu. İhanetin boyutunu anlatmak için dünkü haberi okuyalım. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen ve 28 Haziran 2019'da karara bağlanan MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun onama kararına göre eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu toplam 20 yıl, eski Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı 26 yıl, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay 20 yıl 5 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Özcan Şişman 17 yıl 3 ay, dönemin Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu 15 yıl 9 ay hapis cezaları aldılar. General ve Cumhuriyet Savcıları bu kumpası nasıl kurmuşlar? Nerede nasıl bir araya gelmişler? Yargılama sürecinde bu da ortaya çıktı. Devrede mahrem imamlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generali ve Cumhuriyet Savcıları devlet okullarında öğretmenlik yapan 11 mahrem imam tarafından organize edilmişlerdi. Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan doğrudan verdiği talimatları iletmişlerdi. FETÖ'cüler hala biz yapmadık, kontrollü darbe oldu diye ahlaksızca tezvirat yapıyorlar. Fethullah Gülen neden böyle bir ihanete yol verdi? Elbette ABD'nin CIA'nin görevlendirmesiyle. FETÖ'ye verilen görevin gayesi iddianamede de belirtildi. MİT tırlarının durdurulması Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini El-Kaide'ye yardım ediyor görünümüyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Lahey Adalet Divanı'na taşımayı amaçlayan bir casusluk faaliyetinin önemli bir aşamasıdır. ABD Suriye'de ve bölgemizde devletimizi denklem dışı bırakmak, önümüzü kesmek için büyük bir hamle yapmış ve taşeron olarak Fethullah Gülen'i kullanmıştı. MİT tırlarının durdurulması ihaneti AK Parti hükümetini devirmek için de kullanıldı. FETÖ operasyonu ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yapılan Can Dündar, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta önce ihaneti manşete taşıdı. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve aleniyet kazanmamış bilgi, belge ve görüntüleri ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kripto FETÖ'cülerle ilgili neredeyse her gün tutuklamalar oluyor. CHP sınır ötesinden videolarla gündeme getirilen iddialara tıpkı Fuat Avni'ye yapıştığı gibi yapışıyor. Kılıçdaroğlu durmadan yalanlarla bir algı operasyonu yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi ve biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönem iyice pervasızlaşan tavrının altındaki sebepleri iyi biliyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyeceğiz dedi. MİT tırları ihaneti başka şekilde tekrarlanmak isteniyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin.